Mesafeyi koruyarak hem kendi sağlığımız hem insanlarımızın sağlığı için bu usta dikkat ederim. Hayırlı yolculuklar dileriz. Sağ olun. Daha da gelmiyor. Aşağıya alacağız. Bir sonraki araca bir yolcularımız da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çünkü sosyal mesafe hiç yok aramızda. Evet, tabii, tabii. En azından genç olan, ne varsa tamam ben beklemeye hazır olan, genç olan, dayanabilecek güçte olan arkadaşlarımız vardır illa ki arasında. Buyurun bana yardımcı olun. Genç olanları aşağıya alalım. O usta dikkat edelim. Erkek olanları özellikle, bayanları gönderelim bu şekilde. Evet. Evet, tek olanları alalım. Arkadaşlar, verin ücretlerinizi. Ücretlerini verelim. Ücretlerinizi vereyim arkadaşım. Hey! Yok, bakın burada. Ama araçların hepsi de çekilecek. Herkes petrolle çekecek, kimse çalışmayacak. Bu vatandaş nasıl gidecek o zaman? Orası doğru değil mi? İçişleri Bakanı'ndan vermiş oldu. Hayır, hayır, ben veriyorum. Benim haberim var o olaydan. Tamam. O olaydan haberim var mı? Ben hayır demiyorum. Tamam. Gel. Tam kim iniyor? Bu tekstil mesela. Ya. Teşekkür ederim ama bu şekilde devam etmez bu yolculuklar. Bakanların yazısı geliyor çalışmamızda. Herkes de mağdur. Neler söyleyeceksiniz? Kardeşim şu an vaktim doldu, gitmek zorundayım. Bu şekilde de devam edemeyiz. Çünkü efendim ama sosyal mesafe kuralı var. Yani herkes yan yana oturuyor. Ama o zaman çalışmamamız lazım, bizi kurtarmaz ki bu şekilde. Ama bu sefer de insan sağlığı var. Neler söyleyeceksiniz? Tamam ne diyorum, ne diyorum ben size? İnsan sağlığı var ama buna da bir çare bulmamız lazım. Biz mazotu neyle karşılayacağız, gövmeyi neyle alacağız? Peki. Doğru değil mi? Sizin İyi çalışmalar, kolay gelsin. Şimdi bir durum var. Mesela İçişleri Bakanımız böyle bir denetimi yapmış. Tamam, çok güzel bir olay bu bizim vatandaşımız için. Fakat şöyle bir durum da var. Şu an biz mesela Esenyurt'un girişindeyiz. Esenyurt'tan, avcılardan gelen her minibüs yani 7'nin üstünde gelir illaki. Yani buraya halk yığılır bu şekil olursa. Ya işte gelen vatandaşa işte mesela minibüsçilerimiz de diyor ki bizi kurtarmıyor, 7 yolcuyla bizi kurtarmaz. Ya bir ek bir hani bir ödeme yapılır onlara ya da bir çözüm bulunur. Çünkü bu şekil yani olmaz. Efendim ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela minibüs içerisinde siz iç şeydiniz insanlarla. Yani bu sonuçta size bulaşabilir. Sevdiklerimize tamam doğrudur. Ben ben diyorum ya zaten İçişleri Bakanımızın aldığı bu yasa çok yerinde olan bir olay. Fakat hani 7 kişiyle de olmaz yani. Çünkü mesela az önce şoför arkadaşımıza dedi ki normalde bu hatta 20 minibüs varken 7'ye düşmüş. Mazotumuzu kurtarmadığı için bırakmışız. Hayırlı yolculuklar. Kolay gelsin. İçişleri Bakanlığı'nın yazısı gereği koronavirüsle mücadeleden dolayı kapasitesini yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Araç gelmiyor mu? Çalışmıyorlar. Nasıl yapacaklar? Doğrudur beyefendi. Doğrudur ama bu usta bir şekilde gönderemeyiz. Tamam, araç gelmiyor. Araç gelmiyor. Araç gelmiyor. Yaya mı gelecek? Bir daha müsaade etmemiz. Bu usta genç olan, kendini iyi hisseden arkadaşlarımızı şöyle alalım aşağıya. Sosyal mesafemizi koruyalım. Kendi sağlığımız için, halkın sağlığı için bu usta dikkat edelim arkadaşlar. Bak,